Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Ayet Geometri Kampı'nın ikinci haftasının üçüncü videosundayız. Üçgende açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani kitabımızda sayfa numarası 16'nın sağ tarafını ve 17'yi işleyeceğiz. Ve böylelikle üçgende açıyı bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bu dersimizde açı ortaylar arasındaki kalan açı formüllerinden bahsedeceğiz. 3 tane formülümüz var. Aslında bu konu üçgende açı ortay konusunda işlenebilirdi ama üçgende açı sorularının içerisinde bununla ilgili sorularla karşılaştığımız için Burada vermek istedim. Yani üçgende açı konusunun içerisinde vermek istedim. Şimdi normalde 3 tane formülümüz var. 3 tane formülümüz çok kolay. Formül zihniyata karşıyım aslında ama e, kolay olduğu için de veriyoruz. E, i̇ster formül yap, istersen formülsüz yap. Hiç fark etmez. Bak direkt söylediğim zaman formülde büyük ihtimalle aklında kalacak. Bak ABC üçgeninde B köşesinden ve C köşesinden açı ortaya çıkmış. Açı ortaya çıkmayan yer neresi? A köşesi. Sonra şuraya bakacak olursak ABC üçgeninde B köşesinden dış açı ortay, C köşesinden dış açı ortay gelmiş. A köşesini yine kullanmamışım burada. Yedinci özellikle de yine ABC üçgeninde burada B köşesinden iç açı ortay, buradan da dış açı ortay çıkmış arasındaki açıdan bahsediliyor. Hatta burada ne yapalım arkadaşım? Burada ABC üçgeni dedi ki üçgenleri şöyle bir belirleyelim isterseniz. Tamam belirledik. Şimdi ABC üçgeninde şu iki iç açı ortay arasında kalan açı. Neye eşittir? 90 artı A açısı bölü 2 eşittir. Bak kullanmadığın açı A ya. B'den ve C'den açı ortaya geldi ya. 90 artı A açısı bölü 2 eşit. E, iki tane dış açı arasında kaldığı zaman da bak neye eşit oldu? 90 eksi A açısı bölü 2 eşit oldu. Peki 1 iç 1 dış arasında kaldığı zaman da yine açı ortaya çıkmaya yer A açısı ya. Alfa direkt A açısı bölü 2 eşit oldu. Bak formülleye bakacak olursak bir tanesinde çok geniş açı hocam. 90 artı A açısı bölü 2 aklına kalabilir. İki dış açı ortay arasında da ki de 90 eksi A açısı bölü 2 eşit. 1 iç bir dış arasında olduğu zaman da 90 olmayacak. Sadece ve sadece A açısı bölü 2 olacak. Peki hocam ben bunu bilmesem kendim sonuca ulaşabilir miyim? Kesinlikle ulaşabilirsin. Mesela şurada hemen sorusunu da yapalım. Şu üçgende iki tane iç açı ortay olsun. Şunlar iç açı ortay. Bunlar da iç açı ortay olsun. Burası 80 olsun. Bu alfa istensin bizden. Normal formülle yapsan hocam alfa neye eşittir? 90 artı 80 bölü 2'ye eşittir. Yani 130'a eşit oluyor burası. Değil mi? Evet peki formülü yapacak olursak. Formülü yapacak olursam bunlara XX dersin y dersin. 80 büyük üçgen elemanı ya. E hocam burada 2x 2y ve 80'in toplamı 2x artı 2y artı 80 eşittir 180 dersin. Buradan 2x artı 2y 100 yapar. X artı y de kaç yapacaktır o zaman? 50 yapacaktır. E hocam x artı y 50 ise iç açılar toplamı 180 olduğunda alfayı da 130 mu kalıyor? Evet. Alfayı da böylelikle 130 bulduk deriz. Olayı da bitirir miyiz? Bence bitiririz. Yani formüle gerek var mıymış bunda? Yokmuş gerçekten. Peki şunda da aynı şeyi de şekilde yapalım isterseniz. Şu şekilde verildiğinde yine burada kaç 80 derece olsun. Şurası 80 derece ve burası istensin. Normalde alfa neye eşit? 90 eksi 80 bölü 2'ye eşit. Yani 90 eksi 40'tan kaça eşit olacaktır? Cevap 50. Gerçekten 50 mi? Hemen ne dersin? XX dersin. Y Y dersin. Hocam burası 180 2X dersin. Burası da 180 eksi 2Y dersin. Sonra işlem yaparsın. Şunları toplarsın. Buradan x artı y'yi bulursun. x artı y'yi bulduktan sonra da alfayı bulur musun? Bulursun. Devamını bence sen getirebilirsin. Beni uğraştırma. Bazen kendin yap bazı işlemleri. E üçüncüde ne yapalım? Üçüncüde de yine aynı şekilde bunu ben uğraşayım. Üçüncüde de yine aynı şekilde şu dış açı ortay bu da iç açı ortaysa burası 80 derece ise direkt hocam burası alfayken burası a açısı bölü 2 ya da alfaysa burası 2 alfa deyip alfayı da 40 derece bulabiliriz. Gerçekten öyle mi? Yani ne diyelim? XX diyelim. Şuraları Y, Y demeyelim. Çünkü şuradaki üçgende ne var? 2 iç açı, bir dış açı. Hocam burası X artı alfa yaptı. Burası da X artı alfa yaptı. E, 80'i kullanalım. Şu üçgende de bu 2X ile 80'in toplamı bir dış açısı buraya eşit değil midir? Evet. 2X artı 80 neye eşit oluyor? 2x artı 2 alfaya eşit oluyor. 2x'ler nanay oldu. 2 alfa 80'e eşit alfa da böylelikle 40 çıkar. Gördün mü olayı? Gördün. Yani sen bununla ilgili sorular geldiği zaman ister formülle yap, istersen formülsüz yap. Bence formülle böyle çok fazla takılı kalma. Sıkıştığında bu şekilde benim gibi yaparsın. Benim burada bu özellikleri, asıl bu özellikleri yazmamdaki sebep ne biliyor musun? Şu. İç açı ortayların kesim noktası. Arkadaşlar iki tane iç açı ortay bir noktada kesişmişse burası iç açı ortayların kesim noktasıdır. Biz buna iç çemberin merkezi diyoruz. Yani sen bir üçgende bak bazı söylediğimiz geometride bazı söylediğimiz şeylerin tersi de o doğrudur. İki tane iç açı ortayı kesim noktası nedir dedik? İşte çemberin merkezidir dedik. Tam tersi. Burası işte çemberin merkezi ise hocam buradan gelen de açı ortaydır. Buradan gelen de açı ortaydır. Yani burası açı ortayların kesim noktası. Bir üçüncü köşeden gelen de ne olacaktır o zaman? İç açı ortay olmak zorunda arkadaşlar. Yani açı ortayları kesim noktasından geçen doğru kesinlikle açı ortaydır. Hatta iki tane iç açı ortaysa bir üçüncüsü de üç iç açı ortay olmak zorunda. Üç tane iç açı ortay bir noktada kesişir arkadaşım. Yani sen buradan şunu şöyle çizecek olursan A açı ortayların kesim noktasından geçti deyip buradaki açı ortaylığı göstereceksin. Yani bu açı ortay olur diyeceksin. Ama nasıl açı ortay olur? İç açı ortay olur diyeceksin. Peki şuna gelelim şimdi. Hocam burası dış açı ortay burası da dış açı ortay. İşte burası da dış açı ortayların kesim noktası. Burada biz ne diyoruz? Dış teğet çemberin merkezi diyoruz. E hocam o zaman burası da dış teğet çemberin merkezi ise bir üçüncü köşeden gelen de bu dış teğet çemberin merkezinden geçiyorsa ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Dış açı ortay mı? Değil. Çünkü niye? Dikkat edin arkadaşlar. Bak şimdi. Dikkat dikkat. Şöyle yapacak olursam. Hocam bu dış açı ortay. Bu dış açı ortaysa eğer. Hatta şöyle çizeyim. Bak şu şu dış açı ortay. Nerede? Ha şöyle çizeyim. Şu dış açıortay. Ben normal niye çizemedim ya? Dur bir saniye. Bir saniye. Şu kalemimi seçemedim ya. Heh, şu kalemi arıyorum. Şu dış açıortay. Bu da dış açıortaysa burası dış açıortayların kesim noktası oldu mu? Oldu. Hocam bak şimdi. Bu köşeden şuradaki köşeden bir dış açıortay çizsem böyle gidiyor. Tamam. Başka hocam bir de dış açısı. Aslında şurası da yapıyor. Buradan da dış açıortay çizsem böyle yapıyor. Yani alakasız bir yere gitmiş oluyor buradaki dış açı ortay. Yani o zaman sadece ve sadece iki dış açı ortay bir noktada kesir. E bir üçüncü köşeden gelen de açı ortayların kesim noktasından geliyor mu? Geliyor. O zaman bir üçüncü köşeden gelen de açı ortayların kesim noktasından geliyorsa bu da açı ortay olmak zorunda. Ama ne olacak? Bu dış açı ortay olacak. Pardon iç açı ortay olacak arkadaşlar. Yani biraz önce ne dedik? Ya 3 üç... Biraz önce ne de dedik? 3 tane iç açı ortay bir noktada kesir dedik. Şimdi ne dedik? 2 dış açı ortay bir de iç açı ortay bir noktada kesir. O zaman ne diyoruz? Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyor ya da 2 dış bir iç bir noktada kesiyor arkadaşım. Bunu da sakın ama sakın unutma. Peki şuraya geldik. Bu iç açı ortay bu dış açı ortay. Tamam şunu öğrendik. Burası A açısı bölü 2 eşit. Hatta burası alfaysa buraya ne dedik? 2 alfa dedik. Doğru mu? Doğru. E şimdi ne yapacağız burada? Şimdi bir üçüncü köşeden gelen. Bak burası açı ortayların kesim noktası olarak bulduk mu? Bulduk. Burası açı ortayların kesim noktası. Şimdi bir üçüncü köşeden gelen. Yani şuradan şunu şöyle çizecek olursam eğer. Bu da açı ortay olmak zorunda. Yalnız dikkat. Bu iç açı ortay. Bu dış açı ortaysa. Bu da şöyle mi açı ortay olacak? Hayır. Dikkat. Bu böyle bir açı ortay olmaz. Böyle bir şey yazamayız. Nasıl bir açı ortay olacak peki? Bunu şuna dikkat et. Burası açı ortayların kesim noktası ya. Bu iç bu dışsa ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Ya da 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Bu iç bu dışsa bu da dış olmak zorunda. Bu açının iç açısı burasıysa dış açısı da şurası olmaz mı? Yani şuradaki açılar böyle olmak zorunda. Buna dikkat edin lütfen. Bir de burada şununla ilgili bir antrenman yapmak istiyorum. Bu dış açı ortay, bu dış açı ortay, bu da iç açı ortay değil mi? Evet. Şimdi bazen değişik bir şekilde de işler karşımıza gelebilir. Şunun da iç açı ortaya olduğunu gördük. Peki hocam şunlara dikkat edecek olursak bu dış açı ile bu iç açı ortay arasındaki ben şuradaki açıya x dersem bu videoyu neresi 2 x'tir? Çünkü bir iç ile bir dış arasında kalan açı x alfa ise açı ortay çıkmayan yer neydi? 2 alfaydı. E şimdi durdur videoyu sen yaz bakalım. Şimdi ben yazıyorum. İşte tam C köşesindeki buradaki açı 2x'tir. Niye? Çünkü B'den ve A'dan gelen açı X ise arasında kalan açı. Bak B ve A C'yi kullanmadın. İşte tam olarak burası nedir? Burası 2 xtir İç ile dış arasında kalan açı X ise açı ortaya çıkmayan yer Deki köşedeki açı 2x'tir. Peki buraya y dersem bak dikkat et buradaki dış açı ortay buradaki iç açı ortay. İç ile dış arasında kaldı burası. Neresi? 2y'dir. Hocam A'dan ve C'den geldi. Burası y ise burası 2y'dir. Dikkat edin arkadaşlar. B'yi kullanmadık. Bazen böyle de işlemlerle de karşılaşabiliriz. Burada anlatmam gereken detayı sana çok iyi bir şekilde verdiğime inanıyorum. Sınavda çıkar mı bilmiyorum. Ben sadece işi sağlam almak istedim arkadaşlar. Burada her detayı sana vermek istedim. Evet böylelikle her detaydan bahsettik. Şimdi sorulara bakalım bakalım ne diyor. ABC üçgeninde iki tane iç açı ortay arasında kalan açı 130 derece verilmiş. Formülü kullanabilirsiniz. Ama ben burada formülsüz yapayım. Formülü kullanmaya kalksanız da ne olacak burada? Hocam iki tane iç açı ortay kullanmadığım açı C açısı ya. 130 derece eşittir. 90 artı C açısı bölü 2 deyip oradan yapabilirsin. Ama ilk başta formülsüz yapayım. Ama C açısı da istenmiyor benden. Demek ki dikkat etmem gereken bir şey daha var burada. E ne var burada? Burada C açısının belli bir parçasını sormuş. Bak. Dikkat et. Burada genelde bu tür açı ortaylı sorularda sonuca ulaşamıyorsan açı ortayların kesim noktasından geçiyor mu geçmiyor mu diye dikkat et. E bu açı ortay hatta iç açı ortay bu da iç açı ortay. A buradan gelen de bak burası açı ortayların kesim noktası oldu. Buradan gelen de açı ortayların kesim noktasından geldi. E o zaman ne olmak zorunda? 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu. 2 tane içse bu da iç olmak zorunda. Yani şu açıda eşit olmak zorunda. 2 alfa olmak zorunda. Öncelikle formülsüz yapayım ben bunu. Formülsüz nasıl yapacağım? Hocam x x diyeyim. Şuraya da y y diyeyim. x artı y artı 130 sayının olduğu yerden başlayacağız ya öncelikle. x artı y artı 130 eşittir 180 ise x artı y'yi kaç buluruz? 50 buluruz. Sonra büyük üçgendeki şuradaki açıya ulaşmaya çalışacağım. Büyük açı 2x burası da 2y. 2x artı 2y artı 2 alfa da eşittir 180 diyeceğiz. Hocam x artı y 50 idi. 2x artı 2y 100 yapar. O zaman 2 alfaya da 80 kaldı. 2 alfa 80 ise alfa da böylelikle kaç çıkar? 40 derece çıkar. Formülle yapsaydın ne olacaktı? 130 eşittir 90 artı c açısı bölü 2. Yani 130 eşittir 90 artı c açısı da toplamda 2 alfa oldu. 2 alfa bölü 2'den şunlar gitti. 90 da attı bir tarafa alfayı da böylelikle yine buradan 40 olarak bulabilirdin. İster formülle yap ister formülsüz yap. Sana kalmış örnek 19 böylelikle 40 oldu. Geldik örnek 20'ye. Şimdi Burada iç açı ortaylık var, burada da dış açı ortaylık var. Bakıyoruz, la hiçbir şey yok burada. Bir, bir işlem yapamıyoruz. Burada bir işlem yapamadığın zaman, hani başka bir açı değeri falan da yok ya, yapamadığın zaman böyle içteye çemberin merkezi ya da dışteye çemberin merkezi var mı yok mu diye bak. Hocam açı ortay nereden çıkmış? Öncelikle ona böyle bir bakmalıyız. Hangi üçgenden çıkmış? Bak, burada C köşesinden bir açı ortay, B köşesinde şuradaki açının dış açı ortayı çıkmış. Hangi üçgende açı ortay açıklar çıkmış? ABC üçgeninde açı ortaylar çıkmış. O zaman öncelikli olarak biz buna dikkat etmeliyiz kardeşim. Üçgeni belirledin mi belirledin. Üçgeni de önceden belirlemek lazım. Şöyle bir siyah kalemle böyle karalayabilirsin sen de. İçini böyle şey yapabilirsin. Ya karalamak dediğim hani şöyle bir belirtebilirsin tamam mı? Ben siz daha net bir şekilde fark edin diye bu şekilde sarı renkle belirliyorum. Neyse burada ne var? Hocam bu üçgende bu iç açı ortay bu dış açı ortay. He, öncelikle şu var. İç ile dış arasında kalan açı alfa sağ, yani şurası 25 ise açı ortay çıkmayan yer 2 alfaydı. Yani burası kaç olacaktı? 50 derece olacaktı. Çünkü 1'e 2 oran var değil mi burada? Evet. İç ile dış arasındaki kalan açı 25 ise burası 50. E tamam bir açı daha bulduk ama devamını yine getiremiyoruz. E ne yapacağız? Bak iç açı ortay burası. Dış açı ortay burası. Açı ortayların kesim noktası burası oldu. A köşesinden gelen de açı ortayların kesim noktasından geçmiş. E o zaman burada ne var? Buradan gelen de açı ortayların kesim noktasından geçtiği için açı ortay olmak zorunda. E hocam alfa 50 mi olacak? Hayır dikkat. Şu iç açı ortay. Bu dış açı ortay. Bu, o zaman burası ne oldu? İç açı ortayların kesim noktası mı? Dış açı ortayların kesim noktası mı? Bir tane dış açı ortay varsa dış açı ortayların kesim noktasıdır. Çünkü ne demiştik? Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesir ya da 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesir. Bu iç bu dışsa buradan gelen de dış açı ortaydır. Yani şu 50 açısının dış açı ortaya olmak zorunda. Yani şuradaki açılar birbirine eşit olmak zorunda. Alfa ise burası da alfa oldu. Yani e, ne çıktı burada? Doğrusallık var. Doğru açı 2 alfa artı 50 eşittir 180 olur. 2 alfa eşittir 130 olur. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 65 derece olarak buluruz. Yani örnek 20'yi 65 bulduk. Geldik örnek 21'e. Şekle baktığımda herhangi bir yorum yapamıyorum. O zaman ne yapacağız? Bir soruyu okuyacağız. Okuyalım bakalım soruyu ne diyor? Bir 40 derece verilmiş bir de alfa verilmiş. Tamam eyvallah. Üçgen biçimindeki ABC ve DBE kartonları şekildeki gibi üst üste konuluyor. Şu ABC üçgeni ve DBE üçgeni üst üste konulmuş. Hayalet. Üst üste konulmuş. ABC alttaymış gibi hayalet hatta. Tamam devam edelim. DBE üçgeni DC boyunca katlandığında. Bak şimdi. DBE üçgenine bakacağım ve bu üçgen DC boyunca katlandığında yani şu kenar boyunca katlandığında E noktası F noktası ile çakışmaktadır. Senin buradaki E noktası F noktasına gelmiş. Yani sen bu katlamayı böyle yaptığında şuradaki üçgenin buraya mı gelmiş oluyor? Evet. E o zaman bu buraya geldiyse şurada bu üçgen katladım buraya geldi. Katlanmış hali gösterilmemiş şekilde. Biz bu üçgenin buraya geldiğini nereden anlayabiliyoruz? E noktası F ile çakışmaktadır deniliyor çünkü e o zaman bu üçgen buraya geldi. Katlamalarda ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit diyorduk. E hocam kenarla ilgili bir durum burada söz konusu olmadığı için üst üste binen açıların eşitliğini düşünelim burada. Hocam şu üçgende buradaki üst üste binen açılar birbirine eşit olacak yani burası 40 derece olacak. Hatta burada da şu açılar da birbirine eşit olacak. Hatta şu açıyla da şu açın olmak zorunda büyük ihtimal kullanmayacağız gibi birbirine eşit olmak zorunda. Karışıklık ortadan kalksın. Şunları şöyle bir sileyim. Tamam şu açıda buraya eşit olacak. Kullanırsak yazabiliriz ama alakası yerde kullanmayacağız gibi. Dursun bakalım şimdilik. Devam edelim. ABC üçgeni. Bak bu sefer şu üçgene bakacağım. ABC üçgeninde BF boyunca katlandığında bu sefer BF boyunca katlayacağım. A K ile çakışıyor. Ben bunu BF boyunca katladığında A noktası K ile çakışıyor. Yani senin şuradaki üçgenin buraya mı geliyor o zaman? Evet. Üst binen kenarlar birbirine eşit. üst binen açılar birbirine eşit. Onu kullanalım hemen. Hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit. Üst binen açılar. Hatta şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit. Eyvallah. Hatta şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Sanırım alfadan dolayı şu açıların eşitliğini de kullanacağız. Tamam bunları da kullandık. Karışıklık ortadan kalsın diye şunları da şöyle silelim. Şimdi başka neyi kullanacağım? Bütün eksik bilgileri tamamladım. Tamam şimdi şekle bakıyoruz şimdi. Bakalım bakalım şu şekle ne var burada. Hocam şu açı ortaylığı kullanabiliyor muyum? Şu an kullanamıyorum. Ee, şu açı ortaylık nerede? Hocam şu üçgenin bir iç açı ortayı bu. Sonra hocam şunları çizgi diye göstermişiz ama şunları çift çizgi diye göstereyim istersen. Şöyle çift çizgi çip çizgi şeklinde göstereyim. Şu çizgilerle karışmasın. A bak bu üçgende bir iç açı ortay bu. Aynı zamanda buradaki sarı üçgende bu da dış açı ortay değil mi? Dikkat dikkat güzel bir şey çıktı. Bak bu iç açı ortay. Bu da dış açı ortay. E iç ile dış arasında kalan açı alfaysa burası 2 alfa değil miydi? Evet. Yani burası 40 ise burası direkt nedir? 80'dir. Olay bitti o zaman. Üst üste binen açılar da birbirine eşitti. 80 ise burası da 80. E hocam burası da 180'e tamamlayan açısı kaç derece yapar? 100 derece yapar. Yani alfayı da böylelikle 100 derece olarak buluruz. Güzel bir soru. Katlama sorusu ama katlamanın bu sefer gösterilmemişi. Yani sizin böyle biraz hayal etmeniz gereken bir şekilde bu. Bazen de yani ÖSYM tamam gösteriyor katlamayı falan da ya göstermezse diye uyarladığım sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Her türlü şekle hazır olmalıyız değil mi gençler? Evet örnek 21 100 çıktı geldik örnek 22'ye. Ne var burada? Hocam dış açı ortay var burada. Ya da şu üçgende bir iç açı ortay var. Bu üçgendeki bir iç açı ortayla kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Özellikle açı ortay sorularında arkadaşlar böyle soruda hiçbir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yapamıyorsak açı ortayların kesim noktası var mı yok mu diye bakmakta fayda var. Peki bakıyoruz hiçbir şey yok. Hmm, ne yapacağız? 20 ile 80 yan yana gelmiş. Ben burada 20 ile 80'i kullanmak zorundayım arkadaşlar. Şuradaki verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. 20 ile 80 yan yana toplamı 100 yapıyor. Allah Allah. Özel bir durumun var mı? Bak 2 açı yayına geldiğinde özel durumu. Şimdi 20 ile 80 yayına gelmiş. Yok. Özel durumu ne hocam bunun? Özel durumu yokmuş gibi algılıyorsunuz. Ama dikkat edin. 20 ile 80'in toplamı kaç? 100. Özel durumu nedir biliyor musun? 100'ün özel durumu da 180'e tamamlayan açıdır. 100'ün özel durumu 180'e tamamlayan açı kaç derece yapıyor? 80 derece. Aa 80 derece. 80 derece deyince Hop 180'e tamamlayan açısı 80'i yazınca dış açı ortaya çıktı mı çıktı. İşte bu da bir önemli bir nokta arkadaşlar. Mesela aynı şekilde bak şöyle gördüğün zaman şöyle bir şey yapayım sana bir şekilde daha çizeyim. Mesela burası 40 burası 70. Hocam 40'la 70 yan yanayken bir şey anlam ifade etmiyor değil mi? Evet toplamı kaç yapıyor bunların? Hocam 110. E o zaman özel durumuna bakacaksın. Özel durumu da 180'e tamamlayan açısıdır. E o zaman bunun özel durumu 110'un 180'e tamamlayanı kaç? 70. A 180'e tamamlayana 70. Sen hemen şunu uzatırsın. Burası 70 dersin. Hocam 70'ler yan yana olmadı. Sil. Ne yaparsın? Aynı zamanda şunun da uzantısını yapabilirsin. Ya bunun uzantısını yaparsın böyle ya da bunun uzantısını. Bunun uzantısında bak 110 180'e tamamlayanı 70 dersin. E o zaman buradaki üçgende bak şu üçgende bu dış açıortaylık olmuş oldu. Buna da lütfen dikkat et. Bazen böyle ince noktalarda da bir ayar verebilirler. Bak şimdi ne oldu? Şuradaki üçgende güzel bir şeyler karşımıza çıktı. Ne çıktı? Hocam şu dış açı ortay oldu. Gördün mü? A köşesinden gelen dış açı ortay. Bu da dış açı ortay. A burası açı ortayların kesim noktası. Açı ortayların kesim noktasına dikkat ediyorsun. Hocam bu dış açı ortay. Bu dış açı ortay. Açı ortayların kesim noktası burasıysa. Bu köşeden gelen de ne olmak zorunda? Hocam B köşesinden gelen de açı ortayların kesim noktasından geçiyor. Açı ortay olmak zorunda. Neydi bizim temel mantığımız? Ya 3 tane iç açı ortay bir noktada kesiyordu. Ya 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesiyordu. O zaman buradaki üçgende bu dış açı ortay, bu dış açı ortaysa bu da iç açı ortay olmak zorunda. Yani şöyle olmak zorunda. Evet tamam. Şimdi buradaki üçgende bu iç ve bu dış arasındaki açı soruluyor. E iç ile dış arasındaki açı alfaysa burası direkt 2 alfa değil miydi? Evet. 2 alfa eşittir 20 ise alfayı da böylelikle ne buluruz? 10 olarak buluruz. Yani örnek 22'yi böylelikle 10 bulduk arkadaşlar. Ve böylelikle sanırım olayı bitirdik. Evet. Üçgende açıyı bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Ek çizimler var. Bir sonraki video. Çok önemli arkadaşlar. O önemi o videoda bahsedeceğim. O zaman ne diyelim şimdi burada konuşmayım çok fazla. Bir sonraki videoyu bırakalım. Bir sonraki videoda ikinci haftanın dördüncü videosunda ek çizimlerin muhteşem üstünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.